Konumuz erkeklerde sperm. Dünyanın neresinde olursa olsun bir insan, onun spermi var mı yok mu, kaliteli mi kalitesiz mi? Bunu anında anlayabilirsin. Var mı senin böyle spermi konusunda bilgi sahibi olduğun kimse? Dur, kulaklarını kapat bak. Galiba Şaban abin var. Kulaklarını sen kapat. Senin tanıdığın kimse var mı Şaban abi? Bir tane var. Spermi nasıl? Bilmiyorum da çocuğu olmuyor. Tamam. Çocuğu olmuyor. Kaç yaşında? Bu adını söyleme. Aşağı yok abi. Ya tahmini. 45 Tamam. yaşında. Hiç çocuğu olmadı. Olmuyor. Peki karısında mı kendisinde mi bilmiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Yeterli. Kulağını aç. Şaban abin bir tanıdığı var. Onun spermine bakalım. Şimdi bak. Biz nasıl dünyadaki en büyük sistemi kurmuşuz? Şaban abi sana o kişinin adını söylemeyecek. Hatta yaşını da söylemeyecek. Telefon numarasını da vermeyecek. Hangi şehirde yaşadığını, ülkede yaşadığını da bilmeyeceksin. Gel de burada olmayan bir adamın spermini bul. Yani bunu bizim sistem olmazsa bulabilecek bir sistem var mı? Yok. Sıfır, sıfır. Şu anda bak, kapat gözünü. Sen bu kişiyi bir Çok az. çok az, tamam. Sanki böyle dibinde su kalmış. Azıcık. Tamam. Peki. Şimdi başka biri daha. Bak, çok azdı değil mi? Ama testi ağırdı. Tamam, yani Testi şu. azdı. Çok az. Şimdi biz başka birini daha, açma gözünü. Kulağını kapat sadece. Şaban abi. Normal biri. Senin akrabalarından birisi. Normal biri çıkıyor. Evet, normal, süper normal biri. Kimi şimdi aklına getirdin? Benim kardeşim getiriyor. Tamam. Çocukları var mı? Var. Tamam. Kaç yaşında şimdi? O da 40 yaşta. Tamam. Biz şimdi birini daha konuştuk. Gene spermi var mı yok mu diye düşündük, taşındık, birisini konu ettik. Bu kişi de sana adını söylemeyeceğiz, kim olduğunu söylemeyeceğiz, nerede yaşadığını söylemeyeceğiz, hiçbir bilgi vermeyeceğiz. Hadi bakalım. Bu kişiyi de gene aynı şekilde. Şimdi canlı yayında burayı veriyorum ya. Demin o söylediğim kısımları kestim. Siz sadece su miktarını söyleyin bana. Yani deyin şu kadar su miktarı, şunun içinden döküldü demeyin. Çünkü millet bunu öğrenmek istiyorsa gelsin eğitim alsın. Birinci kişiye göre biraz daha fazlası var bundan. O ilk kişinin kine göre kaç kat fazla? İlk kişininkine 10 puan. Şöyle, ilk kişininkine bir puan, birim verirsek. Bununki kaç katı? 3. 3 O katı. 3. Tamam. Bunun bu 3. O 1 bu 3. 2 3 Tamam. 2 3. Şimdi başka bir şey daha yapacağız. Bir dakika. Demirim ona mı? O daha hiç evlenmedi. Dur, dur. Ha. Daha evlenmedi. Ha, o daha şey yani. Tamam. Dur. Bir de şimdi Şaban abinin. Hiç bilgi verme. Sen onun spermi hakkında bilgi sahibi misin? Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Kaç yaşında oğlun? 24-25. Tamam. Bir de Şaban abinin oğlu var. Şimdi unutmayalım. İlk kişi çok çok azdı değil mi? Evet. Yok denecek kadar mı? Az. Yani onda bir. On tam Tamam. sayısı Yok şey. biri. Hani o ne olduğunu söyleme. Hani demiştik ki şu olsun diye. Onun içindeki 10, 100 puanlık su alırsa tamamı. O söylediğim madde. Bu yüzde kaçı Yüzde su? onu.
%10'u suyla dolu. Tamam. Peki Şaban abinin hani o ikinci kişisi, hı hı, içindeki su miktarı %30 muydu? %30. Tamam. Yani o söylediğimiz şey, tabii adını söylemedim, hı hı, bilmesinler. O tam %100 dolarsa, hı hı, %30'u var. Peki, hı hı, Şaban abinin oğlu söylediğimiz maddi tam dolursa yüzde kaç dolar? Yüzde kaç su var? %80. Senin oğlun spermi %80 sağlık. %80 sperm sıvısı var. Hı hı. Şimdi birinci kişi Şaban abinin bir tanıdığıydı. İkinci kişi Şaban abinin kardeşiydi. Üçüncü de Şaban abinin oğlu. Hı hı. Şimdi biz gelelim. Sperm sıvısı başka şey. Hı hı. Kalitesi başka şey. Şimdi kaliteyi ölçeceğiz. Ve ben yine, hı hı, o maddenin ne olduğunu söylemeyeceğim. Şu anda canlı yayını... Hadi bakalım. Şimdi sana söyledim o kişiydi. Adını söyleme. Millet, hı hı, eğitim almak için gelsin. Hı hı. Ha, o ilk kişi hani %10'u suyla doluydu ya, hı hı, onu bak bakalım söylediğim şey yetişiyor mu, ulaşıyor mu? Hocam yarısı yetişebiliyor. Yarısı yetişiyor, yarısı uçup gidiyor mu? Hı. Peki bu kişinin normal bir insana göre %10 sperm sıvısı vardı. Ve yarısı da söylediğimiz şeye ulaşamıyor, %5'i ulaşıyor. Peki bir de oradan geçişe bak. Geçiyor mu aşağıya söylediğimiz şeyden? Geçerken biraz kalıyor üstte. Yani %5'ti ya. Hı hı. Onun ne kadarı geçiyor? Onun çoğu geçiyor hocam. %4'ü. 3'ü. No, o %5'in... %90'ı geçiyor diye bilmiyorum. Tamam. Onu kalıyor. Tamam. Yani toplamda, hı, bu kişinin sperm kalitesi %4. Hı hı. %10 zaten sperm sıvısı vardı. Evet. %10'un da yarısı geçemedi. %5'te kaldı. Hı hı. O %5'in de %90'ı, hı hı, geçti kaldı. %4,5 işte. Hı. O söylediğimiz ilk kişinin sperm kalitesi %4,5. %4,5 da çocuk yapmak için demek yetersiz olmuş. Ha, şimdi gelelim Şaban abinin kardeşine. Gene hani %30'du ya su. Neye döktüğümüzü söyleme. Bak bakalım oradan. Hepsi yetişecek mi, yetişmeyecek mi, temiz mi geçecek? Leke, iz bırakacak mı? Bunun da çoğu geçti hocam. Çok az yüzeyde kalan. Yani %90 geçti mi? Geçti. Tamam. İyi. Bu kişinin sperm kalitesi %95 var. Sence sperm sıvısı azalmış, o kadar. Kardeşin sperm kalitesi iyi. Ve gelelim oğluna. Normal bir insana göre %80 sperm sıvısı vardı. Peki bak bakalım aşağıdaki şeye ulaştı mı? Hepsi geçti mi, geçemedi mi? Onun bir konuda bilgi var. Hocam bunun da sanki %10 yüzeyde kalıyor. Tamam. %90'ı geçti. Tamam. Oğlunun sperm kalitesi iyi. Aç gözünü. İşte burada olsun olmasın, adını bilelim bilmeyelim, hı hı, herkesin sperm sıvısı ve sperm kalitesi böyle. Böyle ölçülür. Kadar. Yani Allah'ını seversen bilim dünyası, doktorlar, herkes bunu bilse ne olur? Mucize. Yani niye insanlar kendilerini bundan soyutluyorlar? İnsanı hayatı bu kadar zorlaştıran düşünce nedir? Aa, yazık yani. Yokluk bilinci, yapamayız edemeyiz. Bir de hani ayrı bir şey daha var. Bir zamanlar 12 bin sene önce hepimiz bunları yapabiliyorduk. Ama sonra toplum kuralları, yönetim sistemleri bunları yasakladı. Evet. Kesinlikle. Ha, hepsi bu kadar. Sistemlerin şey... Bunu yasakladılar. Sonuçta. Biz de şimdi insanları yeniden bu güçlerine kavuşturma
yolundayız. Bu kadar. Peki şimdi bana hep soruyorlar. Diyorlar ki bunu öğrenmek kolay mı? Uygulamak kolay mı? İşte şimdi istediğin kişinin siperline bakabilirsin. Kolay mı sorun? Bu kadar Çok kolay. valla o kadar kolay. Hocam peki şey yani ben kanallık yapamıyor olsaydım ve Heh. yine bu eğitimi alsaydım Heh, çok güzel. başkalarına öğretip kanallar bulmam gerekiyordu Heh, değil mi? evet, siz eğitim verdiğiniz kişilerden birini kanal seçerdiniz. Bir de önceki çocuğumuz ya onu Şifası düzeltmesi için. He, tamam. İşte o ilk kişi kim olduğunu söyleme. Şaban abinin tanıdığı biri. Evet. Şimdi onu düzelttim. Peki düzeltilmek istiyor mu? Tabii güzel söyle. Tamam. O kadar kolay ki inanamayacaksın. Bak şimdi. Haberi var mı? O kadar kolay ki inanamayacaksın buna. İnanamıyorum zaten. Bak. Yani bir rüyada gibi 22 gündür. Şimdi onun sperm sıvısını da artıracağız, kalitesini de artıracağız. Tabii canlı yayını kapatacağım. Ben kaç saniyede sana bunu anlattım? Şimdi canlı yayını açtım. Birkaç saniye. Bir iki saniye. 2 saniyede anlattım yani. Kişinin spermi nasıl kaliteli hale getirilir? Şu anda onu yapıyor. Tabii sana söylediklerimi canlı yayında söyleme. Cam testi doldu. Tamam. Peki Pardon. canlı yayını yeniden başlattım. Evet. Onu şimdi suyu boşalt. Bakalım ne kadarı temiz geçecek. Hepsi. Tamam. Bir insanın spermini düzenlemek bu kadar. Aç gözünü. Canlı yayındaysan bilgileri biraz sonra paylaşırız. Bu kadar. Bir insanı bu kadar kolay düşünürsün. Ve bak mesela sen kendi akrabalarından birini kim? Düşünüyorum öyle hani sorun olan biri var mı diye. Olsun, sorunsuz olsun. Sorunsuz da olabilir. Ha, sorunsuzu bu sefer sorun olmadığını görelim. Aa, okey. Okey. Tamam. Tamam. Kardeşim olsun. Yaşıyor mu? Tabii. Tamam. Çok Hadi. şükür. Şu an amin. Şu anda canlı yayında olduğumuz için şunun içinde falan filan deme. Yok. Hadi bak bakalım yüzde kaçı suyla dolu. %80 biraz geçmiş. Tamam. Biraz. %82 diyesim var. İyi. %82 sperm sıvısı var. Bir de kalitesini ölçeceğiz. Dört bakalım ne kadar geçecek oradan. Yine çok işte %90'ı. Tamam. Senin kardeşin spermi çok çok kaliteli. Bu kadar. %90 oranında kaliteli. Çocuğu var mı? İki tane. Tamam işte. Bunun yanılma payı sıfır. Ya Allah'ını seversen bir rüya gibi yani değil mi? Aynen. Spermi var mı yok mu? Yoksa spermini yap bu kadar kolay. Hadi peki prostata. Bir insanın prostatı nasıl ölçülür? Şimdi ben canlı yayını kapatacağım. Prostat. Şimdi abin için prostat çalışması yapacağız. Ben sana şimdi söyledim ya olayları. Canlı yayında olduğum için ne olduğunu söyleme. Sadece yüzde kaç eski haline geldiğini söyle. Ne yaptığını, neye çevirdiğini de söyleme. Aa, hocam %75 Tamam. eski haline geldi. Yeterli. Bu kadar. Aç gözünü. Kardeşinde %25 oranında prostat var. Peki prostat nasıl düzeltilir? Hemen şimdi onu sana anlatacağım. Şimdi açtım. Peki prostatın iyileştirilmesini sana anlatmam 5 saniye mi aldı? Evet.
Bir bak bakalım. %95'te biraz durmuştu gibi sonra tekrar devam etti tamam. Proses. Bravo. %100. Aç gözünü. Nasıl neyi ne yaptığımızı anlat mı? İşte bir insanın prostatı var mı yok mu? Prostatı varsa böyle çözüme kavuşturur. Şu anda kardeşim prostatı çözüyoruz. Şu anda biz kardeşinin spermini ölçtük. Her şey bu kadar kolay. Yani bu 2019'un bilgisi değil. 2080 diyorsunuz hocam. Bu 2080'in bilgisi. Ne mutlu 2019'da 2080 bilgilerine ulaşan zihinlere. Bu kadar kolay.